Olay mı? Elbette. Arkadaşlar, normal insanlar nasıl evlenir? Damat beyaz bir atın üstünde gelir. İki tarafın aileleri düğün alayındadırlar. Sonra da gelin ve damat yemin ederler. İlk birkaç yılı mutlu mesut geçirirler. Sonra sorunlar çıkar. Karı kocanın araları açılır. Erkek ya da kadın diğerini yok sayıp hayatına devam eder ve aşk bitince yabancı iki kişi olarak yaşarlar. Sonunda ayrı yollara giderler. Ya da ölünceye kadar korkunç bir hayat sürmeye razı olurlar. İçlerinde nefret, yüzlerinde gülümseme vardır. Normal insanlar işte bu saydıklarımı yaşarlar, öyle değil mi? Dünyada iki çeşit insan var çocuklar. Normal insanlar ve diğerleri. Bense üçüncü ve ayrı bir türdenim. Benim çok özel bir hayatım var. Özel ilişkilerim, özel bir aşkım, özel hayallerim. Normal ilişkiler aşkla başlar, öyle değil mi? Ama bu ilişki biraz fazla özel. Ve garip bir evliliğe dönüşecek. Bizim ilişkimiz başladığında 3 harften ibaretti çocuklar. Ama ne yazık ki o kelime aklınızdaki aşk kelimesi değil. Kin. K-i-ne. Kin. Nefret. Neden bize bunları anlatıyorsun? Sabır. Sabır dostum. Sabretmeyi herkes öğrenmeli. Bunları neden anlattığımı hepiniz öğreneceksiniz. Bildiğiniz gibi Madu'yla benim çok güzel bir ilişkimiz vardı. Çok yoğundu. Nefret doluydu. Benim hayatım hiçbir zaman kapalı bir kitap olmadı. Her zaman açıp sayfalarını okuyabildiniz. Madu'nun benden nefret edecek bir sebebi vardı. Bense Madu'dan egom yüzünden nefret ettim. Bir hata yaptım. Ve Madu beni cezalandırmak için hapse attırdı. Egom yüzünden babasına saldırdım. Sonrasında Madu bana tokat attı. Ki bunu hak etmiştim. Ve ben de intikam için onunla evlendim. O bunu hak etmemişti. 4 tokat 4 ayin. Nefret ve öfke dengeli şekilde birbirine karışmıştı. Ve bu da evliliği mahveden bir karışım olmuştu. Benim gibi bir insan nasıl bu kadar mutlu olabilir? Ve nasıl sabredebilir? Benim egom gece ve gündüz alacağım intikamın henüz bitmediğini söylüyordu. Madubala yeterince mahvolmamıştı. Ben de Madubala'ya bir aşk oyunu oynadım. Biraz aşk, biraz tutku. İşte size Arke usulü bir karışım. Bundan sonra aramızdaki nefret sonunda aşka dönüşmüştü. Ona aşık olmuştum. Ama ben çok acımasızdım. Ve sahte aşk oyunumu sürdürmeye devam ettim. O da buna kandı ve hiçbir şeyi fark etmedi. Sertçe ve acımasızca Madu'nun kalbini
Hayallerini, dileklerini, özgüvenini, her şeyini parçalayıp bıraktım. O kadar acımasızdım ki onu çok üzdüm. Ben Madhu'yu gerçekten çok üzdüm. Ve intikamımı aldığımda hemen huzur bulacağımı sanmıştım. Ama hayır. Hiç huzur bulmadım. Ve aşık olduğum zaman ben değişmeye başladığımı fark ettim. Aşk beni tamamen değiştirmişti. Artık kötü bir adam değildim. Ben Madhu'yu değiştirecektim. Ama sonunda kendim değişmiştim. Madhu'nun canını yakarken acının büyük bir kısmını içimde tutmuştum ve kendimi cezalandırmaya başlamıştım. Bunu fark etmemiştim ama bu ceza benim içindi. Çok iyi biliyorum ki bunu hak etmiştim. Hala da ediyorum. Bu narin, çok tatlı, yumuşak kalpli kıza çok büyük acılar ve üzüntüler yaşatmıştım. Ve acısı geçtiğinde de bana öfke duyması çok mantıklıydı. Bu acının üstesinden gelince aşkının yerine başka bir duygu ortaya çıktı. Ama sonuç olarak o da bir insan. Sonra intikam duygusuyla Madhu ona yaptığım şeyin aynını bana yapmak istedi. Kalbimi kırmak istedi. Bana acı çektirmek istedi. Yaptıklarımı yeter fark artık. Etmem için... Allah aşkına kes şunu. Olay çıkarma yeter. Lütfen artık yeter. Neden mi? Bırak da konuşayım. Onlara olanları anlatmak istiyorum. Benden ne istiyorsun sen? Neden beni buraya getirdin? Herkesin önünde hakaret etmek için mi? Benimle alay etmek için mi? Tamam o zaman. Onlara ben anlatırım. Evet. Arkay'den intikam almak istedim. Sonunda. Oldu mu? İşte bütün dünyaya söyledim. Bütün dünyaya senden intikam almak istediğimi söylememi istiyordun değil mi? Madhu izin Hayır, ver konuşayım. Hayır Arke. Artık konuşmayacaksın. Bugün ben konuşacağım. Ve sen dinleyeceksin. Senden intikam almak istediğimi kabul ediyorum. Affedilmeyi hak etmiyorum. Ama sen de benden intikam almaya çalıştın. Ve bu sırada bana aşık da oldun. Ama yine de egon yüzünden hiç durmadın ve intikamını aldın değil mi? Ama ben kendi intikamımı
almayı başaramadım Arken. Ben hiçbir şey anlamadım. Bu aşk intikamı mı, intikam aşkı mı? İkisi birden mi, hiçbiri mi? Sen anladın mı karıcığım? Benim de kafam karıştı. Görmüyor musun? Düzgün konuş, yoksa senden intikam alırım. Şaka, şaka, şaka. Şaka. Senden intikam alamadım Arkay. Yapamadım. Bu aşk oyununun son adımıydı. Neden biliyor musun? Çünkü seni çok seviyorum Arkay. Hem de çok. Ve istesem bile kalbini kıramazdım seni. Thank you.